Çanakkale Zaferimizin 100. yılı münasebetiyle Müftülüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla hazırladığımız anma programına hepiniz hoş geldiniz. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Çanakkale geçilmez dedirten şehitlerimizi anma gününde, Çanakkale zaferinin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle, gazilerle şükranla anıyorum. Bugün Türk'ün Musa Savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale zaferinin 100. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Mart deniz savaşlarının bittiği bir tarihtir. Esas savaşın ateşli kızgın tarafı 18'den sonraki dönemdir aslında. Elini kolunu sallayarak içeri girdikleri zaman burada dalga var çünkü. Biraz Karamız limanına doğru yaklaşırlar. İşte yaklaştıkları zaman o meşhur Nusrat mayın gemisinin esas adı Nusrat'tı fakat bizim halk arasında bilinen adıyla Nusret'tir. Nusret mayın gemisinin dökmüş olduğu mayınlara basarak bu gemiler burada paramparça olur.